Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Karanlık Üçlü'yü ele almaya devam ediyoruz. Liderlikte Karanlık Üçlü'yü konuştuk. Geçen hafta tanımı üzerinde biraz daha netleştik. Ben de netleştim açıkçası. Sağ olsun konuğumuz Çağlayan Bakaçan tekrar bizimle birlikte. Ve ikinci yayına başlamadan önce belki bir özet geçmek gibi olabilir. Karanlık üçlüye sahip bir liderin davranış örnekleri neler olabilir Çağlayan Bey? Şöyle, normalde alışık olmadığımız, aslında tespit edebiliyorsak, alışık olmadığımız davranış kalıplarını çok gösterirler. Neler? Birkaç tane arka arkaya sıralayabilirim. Karanlık üçlü birey olmayan bir şeyi pazarlama üstadıdır. Yani olmayan bir şey pazarlamasından, söylediğimde çok yanlış yerlere gitmesin, neredeyse bir Mesih kıvamında bir şey pazarlarlar size. Hayallerini, tırnak içinde kendi hayalleri aslında, o kadar güzel manipüle edip size sunarlar ki siz orada şeye gidersiniz, böyle özellikle biraz daha küçük yaşlarda diyelim iş hayatında. Size standart bir hayat sunuluyor. Diğer tarafta bir size asla ulaşamayacağınız böyle neonların altında muhteşem seviyede bir Mesih gibi bir hayat sunuyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Siz de onun yanında ister istemez soluk alıp verme davranışını göstermeye başlarsınız. İşte tehlike de oradan başlıyor. Size olmayan bir şeyi gösterirler. Bu dozajı ayarlandığında, ettiğinde şirketlerin işte vizyonu vesaire falan, şuraya geleceğimiz dediğimiz yerlerde muhteşem yaratırlar. Ayakları yere basmadığı için herkesin düşünemediği şeyleri gösterirler. O olmayan şeyi pazarlama üstadı. İkincisi, sert söyleyeceğim, yalancıdırlar. Yalancı, şunu söylemek lazım, bir sürü insan hayatında yalan, beyaz yalan ya da şey vardır ama karanlık üçlü bireyleri patolojik yalancıdırlar. Patolojik yalancılardan kastım nedir? Bir insan yalan söylerken genelde neden söylemez? Karşılaşacağı durumla ilgili söylemez. Yani o yalan ortaya çıkarsa toplumun tepkisi, çevrenin tepkisi, evet, ya da işte maruz kalacağı sonuçların yol açacağı işte konulardan dolayı yalan söylemez. Evet. Karanlık üçlü bireyleri her durumda, her koşulda, sadece bazen keyif için, sadece bazen böyle insanlarla oynayabilebilmek için, sanki bir piyon gibi oradan oraya yalan söylerler. Evet. Çok önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Üçüncüsü, asla pişman olmazlar. Hiçbir karanlık üçlü bireyinden ben hayatımda pişman oldum, yaptım hatta bu lafını duymazsınız. Her aldığı karardan son derece emindir. Yaptıklarının arkasındadır. Hatayla bir şey yapmaz, kırmaz. Şu vardır, yaptıklarının son derece farkında ama zerre sonucunu önemsemezler. Verdik zararlar, şunlar bunlar. Dolayısıyla orada çok değişik kavramlar da ortaya geliyor. Yani biz hata yaptığımızda ya da pişman olduğumuz bir durumda hem bunun cezasını çekeriz, rahatlarız, hem de o karşılıklı bir özür dilememiz gerekiyorsa bunun gerekli yerine getiririz. Sorumluluğunu almıyor demek ki. Karanlık umursamıyor. Sonuç hiç önemli değil. Bunun içinde şiddet de vardır, dediğim gibi şey de vardır. Başarılarının arkasında, ortaya koydukları başarılarının arkasında hiçbir analitik, datasal, veriye bağlı çözümleme yoktur. Onlar hep başarılarını parlatırlar. Her yerde kendilerini anlatırken görürsünüz. Her yerde yaptıkları işi paylaşırken görürsünüz. Bu her yerden kastım sadece iş hayatında değil. İşte kapıda kapıcıdan girerken bir ilgi görmek zorundadırlar. Lostro'ya gittiğinde öne geçmek zorundadırlar. Aynı restorana gidip aynı garsonlardan pohpohlanmak zorundadırlar. Böyle bir hayatları vardır. Çok dışarıdan baktığınızda çok popüler bir kimlik gibi görünseler de o alışkanlığın ve tekrarın verdiği şeyle onu yaşamak isterler. Karanlık üçlüye sahip biri için görünmez olmak öldürücü bir şey o zaman. Olamazlar. Olamaz. Çünkü o yüzden de ortama uyamıyorlar aslında. Bir sivrilip ön plana çıkıp her şeyi çekip çevirmek zorunda hissederler kendilerini. Yani onlar için şöyle bir şey vardır, dünya vardır iş hayatında. Ortada sorun olsun. Ben bir şekilde bu soruna el attığımı göstereyim. Ben olmazsam bu şirket batarı göstersinler, yeterli bir şey. Böyledir davranış özellikleri, özetle. O zaman sağlam bir dayanağı yok yani. Tabii, hiç yok. Yani bu narsizmi de konuşurken şey yapıyorduk. Şimdi narsizmin iyi yönü, tehlikeli yönü, tehlikesiz yönü var derken de şey yaptık. Şimdi bir sporcu, örnek verelim, aklıma onlar geldi. O kişi yıllarca emeğinin karşılığında bir şeyleri paylaşır. İşte sosyal medyada fotoğrafını da paylaşır, kasını da paylaşır, postunu da paylaşır falan. Ama bu karanlık güçlü biri kendinde olmayan bir şey varmış gibi göstermeye çalışır. Bunu iş hayatına çoklayın. Kendinde olmayan yetkinlikleri varmış gibi gösterip manipülasyon, yalan, aldatmaca ile birlikte çevrelerine sanki onun üstadıymış gibi gösterirler. Ama ortaya çıkmıyor mu hiç Çağlayan Bey? Vallahi fake bir şey bu. Yani. Ya, şey ama şimdi diyorum ya ben biz özellikle iş hayatındaki karanlık güçlü bireylerinden konuşuyorsak şimdi olan pozisyonlar, verdiğimiz ünvanlar, title'lar vesaire falan onları bizim gözümüzü perdeleyen şeyler. İşte en başında söylediğim gibi bize hayali bir dünyaya sunan birisinde düşünürsünüz siz yani standart bir kariyer gelişimi istersiniz. Adınızın neonlarla şirketin tepesine yazılmasını. O yazdıracak kişinin yanında olmaya çalışırsınız. Anlaşıldığı zamanlarda genelde çok iş işten geçmiş oluyor. Zaten alacaklarını almış oluyorlar. Öyle o zaman oluyor. Çalışan bir birey bir takımla çalışacak mı? Çünkü foyası ortaya çıkar. Fake olduğu ortaya çıkar. Yani sonsuza kadarmış gibi yapamaz diye düşünüyorum. Süremiz uzun diye şey yapıyorum ben. Karanlık üstünün en güzel şeyi de onun asıl sadık takipçileridir sözcüğünü yapan. Çevresinde her zaman onun adına ondan daha iyi olduğunu savunan avukatları vardır. Sözcüleri vardır. Onu savunan yani avukatlığını yapan. Yani o işte Freud'un çok güzel şey yapar. Narsizmle şey yapar. Narsist birey aslında kendi benliğinden vazgeçmiştir. Başkasının başarısını kıskanıp ona öykülen kişidir der. Çok çok güzel bir şey o da. O takipçileri ve yanındaki işte biz ona iş hayatında da çok kazında bir sürü laf takarız hani. Bir sürü şey sıfat. Emir eri deriz. Emir eri. Ondan sonra follower'ları. Ondan sonra. Biz daha amiyane tahminler var konuşuyoruz. Onlar şeydir. Onların adına sözcü olan hakikaten haklarını ondan daha fazla savunan kişiler. Onun adamı olmak diye bir şey var. Ben söylerim valla. Yani onun adamı yani X beyin hanımın adamı olmak ayrıcalıklı bir durumdur ve ondan da vazgeçmeyenler de olabiliyor. Çok net anladım. Bir soru geldi aklıma. Belki o karanlık üçlüye sahip bir bireyle ilgili empatik değildirler, empat değildirler diyebilir miyiz? Hiç. Değildirler değil mi? Uzandan yakından geçmezler. Empatik olmak için işte o duyguları anlamak, o duyguları belli bir yere kadar içselleştirmek ve yanında olmak gerekir. Olmak gerekir. Aksine bunların hiçbiri yoktur. Umursamıyor çünkü. Aynen. Aynen. Olması için umursamanız gerekir biraz. Doğru. Doğru. Ben şunu düşündüm. Bizi bu karanlık üçlüye sahip bir lider seyrediyor olabilir. Onlara ne tavsiye edersiniz? Valla şöyle zannetmiyorum diye başlayacağım. Neden zannetmiyorum diye başlayacağım. Karanlık üçlü bireyleri zaten bu programın şeyinde ilgi çekse de başlığı bu dakikaya kadar gelmiş olmaları çok da mümkün değil. Neden bunu söylüyorum böyle iddialı bir şekilde söylüyorum. Zaten en başında ilk bölümde şey konuştuk. Biz toplum olarak geri bildirim almaya vermeye o kadar da aşina değiliz yani. Bizim kültürümüzde ve belki işte daha belki kodlarımızda var. Yurt dışına baktığınızda orada bir günah çıkarma müessesesi var. Bunlar çok alışıklardır vesaire falan. Daha tarihsel nedenleri var bunun. Bizde olmuyor. Ama trajikomik bir hikaye var. Karanlık güçlü bireyleri hiç geri bildirim alıp vermezler. Yani ona bırakın geri bildirim yapmayı, açık açık söylemeyi. İma ediyor olsanız bile onların varlığına bir tehlike olarak algılarlar. Sizi bertaraf etmek için ellerinden geleni yaparlar. Dolayısıyla hani o çok rahatsız etmiştir şeyde. Çünkü bu da biz umursamayan, sonuçlarını bilmeyen kişilerden bahsediyoruz. Kolay da bir şey değil yani hani şimdi... böyle karanlık iş diyoruz. Dediğim gibi narsist, psikopat dediğimizde kimse zaten bunu çok konuşmak istemez. Bir de onların olduğunu ima edilen birisi hiç yanaşmaz bunları konuşmaya. Evet. Peki o zaman şunu sorayım ben size Çağlayan Bey. Karanlık üçlüye sahip bir liderle çalışanlara ne tavsiye edersiniz? Onlar kendilerini nasıl koruma altına alabilirler? Ya, çok zor bir konu işin açıkçası. Yani neden çok zor bir konu biliyor musunuz? Bu karanlık üçlü meselesi böyle geri bildirimle, konuşmayla, şunla bunla etrafın toplumsal baskısıyla halledilebilecek meseleler değil. Yani, korunma yolları var tabii ki, elbette var ama bu da uzun bir yolculuk. Yani iş hayatında biraz kilometre yapma, o insanlarla gerçekten vakit geçirmekle alakalı bir şey. Çünkü bunu deneme yanılma yöntemiyle bulmak zorundasınız ama yanılma olasılığınız çok yüksek. Çünkü onda sizde olmayan savaş aletleri var sizi bertaraf edecek. Dolayısıyla o deneme yanılma tarafından önce de tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Yani bir şeyi kabullenmek lazım. Yani siz bir karanlık üçlü bireyle beraber bir pozisyona aynı anda adaysanız işiniz hakikaten çok zor. Yani çünkü sizden daha fazla isterler, sizden daha fazla gösterirler. Her türlü şeyi kullanırlar. Yataylar için konuşuyorsunuz değil mi? Aynı pozisyonu yani, isteyen yataylar yani, için. Çok zor işiniz. Görece daha alttaki pozisyondaki arkadaşların da ona hizmet ettiğiniz sürece çıkarlarına, bencillik şeylerine sizden iyisi yoktur görünürde. Yani o çok devam eder. Flörtünüz, aşkınız, saadetiniz devam eder ama ne zaman ki o çıkarlara biraz daha şey yapmaya başladınız ya da sizi eskeza böyle kazayla rakip olmaya görmeye başladıysa orada sizin için bir geri sayım başlıyor demektir. Wow. Çünkü farkında olmadan sizin altınız böyle tıkır oyulmaya başlar. Ya iki tane kritik şey var aslında. Karanlık üçlünün böyle tahammül edemediği, başkasında ve kendisinde olmasını asla istemeyeceği, yapmadığı, onaylamadığı, hayatında sözlüğünde olmayan iki tane kelime var. Bunlardan bir tanesi bir liyakat, iki sadakat. Şimdi karanlık üçlü biri de sizle uğraşmaya başlıyorsa ilk uğraşacağı, altını oymaya çalışacağı yerler bunlardır. Çünkü zaten olmasına ve birisinde bulunmasına tahammül edemiyor liyakatiniz. Şimdi liyakati neyle alakalı? Sizin yaptığınız işte ne kadar yeterli olduğunuzla, ne kadar iyi yaptığınızla, onu nasıl gösterdiğinizle alakalı bir konu. O da sizde. Yani onu siz ispatlayacaksınız bir şey tarafından. Yani liyakatınızı gösterin diyebilir miyiz çalışanlara? Evet, yani bir tanesi o. Şimdi bir şey gibi hap şey konuşuruz. Ben sizin videolarınızdan da biliyorum, böyle 6 tane şey vardı. 6 tane şeye de sıralayacağım onu. Ana konulardan biri liyakatiniz. O çok tamamıyla dediğim gibi hani sizin performansınızla alakalı bir şey. Onu sorgulatmayacaksınız zaten. Tamam. İkinci taraf sadakat tarafı. Burası biraz şey, sıkıntılı bir konu. Neden sıkıntılı bir konu sadakat? Sadakat bir kere ispatlanır. Özellikle karşı. Çoğu insan da bunu ispatlama şansına sahip olmuyor hayatının belli bir kariyer noktasında. Ya da olduğunda da farklı sebepler de girebiliyor. O yüzden çok sorgulanabilir, altı oyulabilir ve manipüle edilebilir bir yer sadakat. Ben Selmin'in işi kötü demem için Selmin'in işinin kötü olduğunu göstermem, onunla ilgili veri toplamam, bulmam lazım. Bunu kolay kolay yapamam Selmin'i ise. Tabii. Selmin'in sadakatini sorgulayacak çok şey yapabilirim eğer manipülatif bir insansa. Evet. Güvenilmiş olduğunuzdan başlarım, şirketin bütün davranışlarını eleştirdiğinizden başlarım, her yerde konuşuyor derim, en tepedekine gider, bak hep senin hakkında konuşuyor derim. Bir sürü şey ya. Oldukça zorlu bir cephe burası. Zorlu cephelerde biz ne yapacağız? Biraz böyle savunma hattımızı yedekleyeceğiz. Biraz daha tahkim belirleyeceğiz yani. Açıklamayacağız yani Çağlayan Bey. Evet. Ya birkaç tane var. Bir çok net şey söyleyebilirim. Şirketinizde böyle dedikodu yapan, her şeyi konuşan, herkesin hakkında konuşan, üstlerini çok eleştiren birisi olarak ün salmıyor. Sizin ün salacağınız konu yetkinlikleriniz, yaptıklarınız, performansınız. Bravo. Çağlayan bu işi çözer, Selmin bu işi çözer. Ama Selmin ya da Çağlayan hakkında ya çok konuşur o. Oralarda eleştiri falan, dedikodu, onun hakkında konuşmuş diye bir şeyler girmeye başlarsa, o dikkat edin zaten bir karanlık üçlü birey sizinle ilgili bir sufleler vermeye başlamış demektir. Birincisi o. İkincisi, birisinin karanlık üçlü üyesi olduğunu düşünüyorsanız, şüpheleniyorsanız, şüphe ediyorum çünkü yafta yapıştırmak çok kolay. Çok yaparız biz onu, narsist, psikopat, şudur, oradan yapmamak. Evet, evet. Düşünüyorsanız, öyle bir şüpheniz varsa, onunla birlikteki diyaloglarda, onunla ortamında asla agresif olmamız gerekir. Wow. Çünkü yani agresif davranış, ezmek, karşıdakini yeri geldiğinde böcek gibi hissettirmek onun uzmanlık alanı zaten. Evet. Not alıyorum bir taraftan. O tarafta değilseniz o uzmanlık alanıyla kolay kolay şey yapamazsınız. Master degree çünkü. Evet. Çok güzel bir şey söylemiştiniz. O yüzden böyle bir not edelim bunu dedim. Ya çok klişe gibi geliyor gençlere ya da çevredeki kişilere. Ya asla birinin adamı bir kurumda olmamanız gerekiyor. Ya ilk başta şöyle gelir bizlere, işte birisinin adamı olarak anılıyorsam sanki önüne kırmızı halılar döşenir gibi. Döşeniyor da olabilir. Vardır da örnekleri. Ama siz kimsenin adamı olmadan yetkinliğinizle, yeterliğinizle, çalışkanlığınızla bir yer edindiyseniz altınıza halı değil, böyle çok güzel taşlar, böyle betondan taşlar döşeniyor. Onun farkına varıyor olmanız lazım. Çünkü karanlık üçlü bireylerin en tehlikeli özelliklerinden bir tanesi, bir şey söylemiştik ya. Siz zehirlerler, sizin sahip olmamanız gereken, sana paylaşıyorum, Çağlayan seninle paylaşıyorum, Selmin seninle paylaşıyorum, aman sende kalsın, sen çok özel birisinle zehirlemeye başlar. O işte birisinin adamı olduğunuzu görmeye başlar. İlk bölümde şey söylemiştim. Yani siz görevinizde bilmeniz gereken şey, bilmeniz gereken zamanda, bilmeniz gereken şartlarda gelir. Üzerine bir tehlike var yani. Oralardan bir uzakta olmak lazım. 4, asla başkalarından duyduğunuz şeylerle başkaları hakkında yargı oluşturmayın, ona cephe almayın. Çünkü bu da manipülasyon tarafı devreye giriyor. Sizin yaşamanız lazım bunu. Manipülasyon kendi alanıdır, deplasman değildir. Çağlayan bunu söyledi, Selmin senin aklında şunu yapıyor, bunu yapıyor, sana bunu yaptı derse, Selmin'in oturup da bir dakika ya, ben bunları yaşamıyorum diye bakıyor olması lazım. Böyle şey, hap gibi söylüyorum ve ders gibi söylüyorum ama akılda kalsın diye söylüyorum. Yazıyorum, özet yapacağım. Süper. Yine 5'lisi şey diyebilirim, o dedikodu vesaire falan dışında da. Biz eleştiriyi, kritik etmeyi biraz gene bazı yerlerde dozunu karıştırabiliyoruz. Yani bir konuya katılmamak demek, o konunun tamamıyla inanmamak demek, yapmayacağınız, etmeyeceğiniz ya da yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Bazen sizin çıkarınıza ters gelen bir şey, şirketin ya da daha büyük bir grubun çıkarına iyi geliyor olabilir. Dolayısıyla dışarıda da şeyi ün salmamak gerekiyor. Onu eleştir, bunu eleştir, şunu eleştir. Genelde bu soft işlerde çok yapılır, İK işlerinde. Onu böyle yaptılar, şunu böyle yaptılar falan. Ya, gerek yok öyle bir şey. Bu sadece sana değil. Herkese böyleyse bunun bir mantıklı sebebini öğrenmeye çalışın. Sebeplerini öğrenmek farklı bir şey. Sürekli eleştiriyor olmak farklı bir şey. Çünkü kimse sürekli eleştiren, böyle bıdıbıtlanan, her şeye böyle olumsuz tarafından bakan kişiyle vakit de geçirmek istemez. Sizinle vakit geçirmek isteyen insanlar sizinle bir araya gelmezse siz zaten yaptıklarınızı satamazsınız, pazarlayamazsınız. Kime anlatacaksınız iyi yaptıklarınızı? Çünkü bir çalışanın en güzel yapacağı şeylerden biri. Evet, ben üstüme iyi olduğumu gösteriyorum ama benim çevremde onların da benim iyi olduğumu kabullenmesine gerek var. Ne demiştik? Liderlik tarafında kitlelerin mutabakatını gerektirir. Böyle şak diye tepeden liderlik gelmiyor ki ben seni atadım, bu göreve geldin, bundan sonra sana itaat edecekler. Hayır, sana bir mutabakat olması lazım. Evet, bir kontrat. 20 kişi içinden bunun 10 tanesini, 15 tanesini evet ya bu adam burayı hak ediyordu zaten diye söylüyor olabilmesi evet, lazım. Evet, hep söylerim bunu. Yani siz özellikle yataylarınız, özellikle de hani çalışanlar evet, hani yöneticiler evet, ama yataylarınız da eğer destekliyorsa, ya hak etti bu işte Selmin, Çağlayan yükselsin diyorsa, o güzel bir geri bildirimdir. Yani insanlar sizi yukarı itiyorsa derim, süper. İçselleştirebilmesi gerekiyor çünkü siz eleştirirseniz, kritik ederseniz, kimse size konuşmayacağı için, evet, FM'de, koridor FM'lerde konuşmayacağı için, bunu yani siz bu şeyde kullanın yani, yaptıklarınızı, iyi yaptıklarınızı göstermekte kullanın. Ya 6. söyleyebileceğim şey tabii bu biraz da işin artık son raddesi ve kangrene gelmeye başlar genelde bizde şeyler. Çok maruz kalıyorsunuz bunlara. Bir şekilde bunu bir yetkili merciyle, kimdir o bilmiyorum, hangi kurumda çalışıyorsanız işte en üst tepe yönetici mi, insan kaynakları mı? Böyle yaşadığınız şeyleri biraz paylaşabiliyor olmak, sezdirebiliyor olmak lazım. Tek şartla iyi geri bildirimler verebilmek şartıyla. Çünkü karanlık üçlü biri zaten bunu fark ettiği anda size dört kolla saldırmaya başlayacak. Evet. Dolayısıyla bunlar şey olabilir. Totaline baktığımızda hani şey aramızda bir de böyle çok tavsiye gibi değil de en başında ben öykündüğüm liderler var demiştim. Bir de uzak durmaya çalıştığım şey var demiştim. Yani insanların, kişilerin, arkadaşlarımızın o karanlık üçlünün büyülü dünyası. Çünkü çok parıltılardır. Çok ilginç yerler. Yani işte karizmatik ve karanlık üç tarafını çok karıştırılır bazı yerlerde. O ışık sizi cezbeder. Onun alberisine kapılıp o sahte dünyanın içine biraz giriyorsanız ve kendinizden çok paylaşım yapıyorsunuz, çok tehlikeli yerlerdesiniz. O bireylerden biraz uzak duruyor olmak lazım. Kişisel paylaşım anlamında diyorum. Hem de kendi bilgilerinizi onunla paylaşmak, ondan öğrendiğiniz şeyler anlamında da bağlıyorum. Aynen. Biraz mesafede olsun dediniz. Çağlayan Bey bize karanlık üçlüyle çalışıyorsak eğer 6 tane şeye dikkat edelim dedi. Bir, dedikodu yapmayın dedi. 2, agresifleşmeyin onunla dedi. 3, birinin adamı olmayın dedi. Yani genel olarak aslında bence bu organizasyonlardaki bütün çalışanlara söylenebilecek bir şey. 4, asla başkalarından duyduğunuz şeylerle ona cephe almayın dedi. 5, eleştirinin dozunu kaçırmayın dedi ya da her şeye eleştirel bakmamayı öğrenin dedi ve 6, karanlık üçlüyle ilgili yaşadıklarınızı paylaşın, paylaşırken de nasıl paylaşacağınızı öğrenin dedi. Yani geri bildirim vermeyi, ben de onu birazcık netleştireyim, somut yaşadıklarınızdan, kanaatlerinizden değil, davranış örnekleriyle paylaşın, geri bildirimlerinizi verin dedi. Çok güzel oldu. Bence bu organizasyonel kültür açısından da bu 6 tane söylediğiniz madde çok çok önemli açıkçası. Tabii yılların deneyimi var Çağlayan Bey. Sizi daha fazla da yormak istemiyorum. Gerçekten konu da çok güzel. Deneyimlerimiz de çok var. Sayısız lider yetiştirdiniz. Hali hazırda da liderlere de liderlik ediyorsunuz aslında organizasyonunuzda. Genel olarak şu anda bizi seyreden liderlere tavsiyeleriniz olsa son olarak neler söylemek istersiniz? Tavsiye vermek böyle hani o raddede kendimi o yaşlarda görmüyorum ama neler yaşadım. Mazi olmayın. Gördüğüm tarafını paylaşmak isterim. Çünkü ilk kitapta özellikle 2. kısmıyla alırken de aydınlık lider tarafını biraz şey yapmıştım. Evet. Üzerine gitmiştim. Ve orada da şeyi söyledim. Bunlara hani bir tavsiye vesaire falan değil. Ben gördüklerimi söyleyebilirim. Bunların kişisel özelliklerini paylaşabilirim diye. Hatta bir 30 küsur maddeye çıktık orada yani aydınlık liderde olması gereken böyle 2-3 tane aklımda kalan şey var. Çok ön plana çıkarmam gereken. Çok iyi. Yani bir tanesi çalışmak. Hakikaten çalışmanın şey bunun her pozisyonda bunu oluyor. Yani yetkinlikleri geliştirmenin, kendinizi geliştirmenin, bir yere varmanın tek çözüm vardır. Çalışmak. Ondan sonra yancıları gelir. Bunu karanlık güçlü bireyleri de olduğunu gösterir. Siz yapın bunu derim. 2, insan olduğunuzu unutmayalım. İnsan olduğumuzu unutmayın derken şunun için söylüyorum. Sen de insansın. O rütbe vesaire falan mevki sana insan olduğu için verildi ve insanca davranman için verildi. Dolayısıyla rütbelerinden sığınarak insanlara insan gibi davran derim. Çok iyi. Çok iyi. Ya şey olarak yani liderler tarafında tabii benimle çalışma tarafında arkadaşlara sormak lazım. Hani nasıl çalışıyorlar, keyifli mi çalışıyorlar falan diye. Ben biraz bu liderlik meselesinde her şeyde olduğu gibi biraz törpülenme, fazlalıklarından arınma, biraz da Yeri geldiğinde üzülme, yeri geldiğinde gülme, yeri geldiğinde de hakikaten acı çekmeyle ilgili olduğunu anladım, düşünüyorum. Öyle oldu. Çok güzel şey söylüyor şarkıda. Acı, yolu acıdan geçmeyen insan biraz siktir diye. Evet. Çünkü onlar bizi güçlendiren ve sonrasında şeye gelen arkadaşlar. Hep tavsiye şey veririm onlara da. Özellikle çalışmaya başladıklarında. Ya beraber denize girmeyin ekibinizde. En azından ilk başta. Bırakın denizde biraz bir oyalansınlar. Sizin orada kıyıda olduğunuzu ve gözünüzün üzerinde olduğunu bilsinler. Zaten siz lazım olduğunda onu kıyıya çekip o nefes alırken, soluklanırken o geri bildirimleri veriyor olacaksınız. Çünkü bir işi iyi yapabilmek için, işi iyi yönetebilmek için ya da başka bir şey açabilmek olmak için onun biraz da biliyor olmak lazım. Orada biraz tebeşir tozu yutmak lazım, yol tozu yutmak lazım. Ona çok inanırım. İkincisi de şey söylüyorum, o çok benim mottomdu zaten yani. Yine karşımızda insandan hareketle şey söylüyorum. Yöneticiyseniz, liderseniz, adınıza ne dersiniz? Birinden sorumluysanız, birisinin bir derdi varsa o dert sizin en önemli derdinizdir. Kendi derdinizle karşılaştığınızda çok önemsiz gelebilir. Çok üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Ama onun hayatını bir yerde demek ki etkiliyor ki size başvurmuş. Dolayısıyla bunu çok tavsiye ederim onlara. Çok güzel geldi. Çok hem gerçekçi hem hümanistik geldi. Yani başkalarının dertleriyle dertlenin. Yani özellikle ekibinizdekilerin dertleriyle dertlenin. Sizin derdiniz olsun. Bu çok önemli. Diğer söylediğiniz şeyde de şunu hissettim. Aslında lider olarak çalışanlara bir oyun alanı vermek lazım. Yani sürekli o oyun alanında yakın temasta olamayız. Temas ve mesafe ilişkisini iyi konumlamak lazım diye düşünüyorum. Hem deneyimleriniz hem bilgi birikiminiz o kadar derya ki. İnşallah ben istiyorum. İnşallah bu yayından sonra bir canlı yayın yaparız. Liderlerden sorular alırız Çağlayan Bey. Ne güzel olur. Değil mi? Evet, ben özellikle tabii bu biraz daha akademik liderlerin mutlaka Panorama'yı okumasını çok tavsiye ediyorum. Sevgili izleyicilerim, takipçilerim. Karanlık Üçlü bir öykü tarzında gittiği için herkesi yakalayacak bir kitap. Yani kategorik o anlamda ayrıştıramayacağımız da bir kitap. Çok keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Hatta okursanız, görüşlerinizi yazarsanız bu videoda konuştuğumuz ve önceki yayında konuştuğumuz konularla ilgili sorularınız olursa, görüşleriniz olursa lütfen bizimle paylaşın sevgili YouTube izleyicilerimiz. Ben ayırdığınız vakit için, bu özenli, hassasiyetli yaklaşımınız için çok teşekkür ediyorum Çağlayan Bey. Onur duydum sizi ağırlamaktan. Ben de aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.